Herkese tekrardan merhaba, ben Enes Hücepur. Bugün size Faysep firmasının yapmış olduğu Spider isimli bu anakartı tanıtacağım. Bunun yanı sıra burada görmüş olduğunuz ekranlar ve şurada görmüş olduğunuz Orbit Exerder hakkında da bilgi vereceğim. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle ben kontrol kartımızdan bahsederek başlamak istiyorum. Buradaki kontrol kartımız Faysep firması tarafından yapılmış bir karttır. Daha çok Voron yazıcılara özel bir karttır bu. Çünkü Voron yazıcılar çoğunlukla çoklu motor desteğine ihtiyaç duymakta. O yüzden burada görmüş olduğunuz gibi bu kartın da en belirgin özelliği olan 8 adet motor sürücüsü desteği bulunmakta. Ve aynı zamanda da 9 adet de motor çıkış slotu bulunmaktadır. Bu kart aynı zamanda güçlü bir de işlemciye sahip. Burada görmüş olduğunuz işlemci 32 bitti. 80 MHz'lik bir işlemci. Şimdi bu kartımızın üzerindeki bileşenleri incelemeye başlayalım. Ben gene her zaman olduğu gibi sol kısımdan başlamak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz 4 tane giriş voltaj girişidir. 28 volta kadar destekler. İlk 2 pin sistemi çalıştıracak voltaj girişi. Sonraki 2 tane kısım ise ısıtıcı zeminin voltaj girişi. Hemen yanındaki de ısıtıcı zeminin voltaj çıkışıdır. Buradaki 3 tane çıkış ise nozül ısıtıcımızın yani ısıtıcı fişeğimizin bağlantı bölümleridir bu. Buradan yan tarafa doğru geçecek olursak burada motor sürücüyemizi görüyoruz. 8 adet motor sürücüsü bağlayabiliyoruz. Bu hemen aşağı kısımdaki pinlerden de jumper ayarını yapıyoruz. Mesela şu anda takığı olan kısım UART konumunda çalışacak şekilde ayarlıdır. Ben bu sistemde TMC'nin 2208 isimli sürücüsünü kullanacağım. Bu sürücüyü de bu şekilde takarken şurada görmüş olduğunuz gibi UART konumunda kullanacağım. UART konumu bize ne sağlıyor? Daha önceki videomdan da biliyorsunuzdur. Buradaki sürücümüzün microstep ayarını ve amper değerini yazılımdan ayarlayabilmemizi sağlıyor. Bu tip sürücü için en iyi mod UART modudur. Fakat UART modunda kullanmayacaksak da buradaki görmüş olduğunuz 4 adet yani 8 adet pini 4 tane jumper takarak kullanabiliriz. O da şu şekilde oluyor. Bu şekilde yaparsak da normal bir şekilde sürücümüzü takıp yine kullanabiliyoruz. Dediğim gibi ama UART konumu olmuyor bu. Eğer ki daha eski bir sürücü takacaksak bu sisteme, atıyorum A4988 ya da DRV2208 gibi sürücüler için de hemen şu yukarı kısımdaki 4 slotu doldurmak gerekiyor. O da şöyle. Jumper'larımızı bu şekilde ayarladıktan sonra A4988 gibi bir sürücüyü bu şekilde takabiliyoruz. Diğer sürücümüzü bu şekilde takıyoruz. UART konumunda ise bu şekilde takıyoruz. Böylece farklı sürücülerin bu kart üzerindeki yerleşimini de görmüş olduk. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta ise Z motoru kısmında. Burada görmüş olduğunuz Z motor sürücüsünün 2 adet Z çıkışı var. Fakat bu Z çıkışları bazı kartlarda olduğu gibi paller değil de seri bir şekilde bağlı. Bu da demek oluyor ki ikinci Z motorunu kullanmayacaksınız. Buraya da bir jumper takmanız gerekiyor. O da şöyle oluyor. Bu şekilde 2 adet jumper takarak buradaki Z motorunu tek bir tane kullanabilirsiniz. Sürücülerden bahsetmişken şunu da anlatayım. Eğer burada kullanıcının sürücü TMC2208 değil de TMC2209 gibi bir sürücü ise yani şurada görüyorsunuz burada 2 tane pini fazladan var bu sürücünün. Bu sürücüyü gene bu şekilde bağlıyoruz. Fakat bu sürücünün otomatik ana konuma gitme özelliğini kullanmak istiyorsak burada görmüş olduğunuz pin bölümünden ayar yapmamız gerekiyor. Atıyorum mesela X ve Y kısmında otomatik ana konuma gitmeyi sensorless yani sensör olmadan tanımlayacaksak burada görmüş olduğunuz pinleri X ve Y slotlarına takarak X ve Y'nin sensör olmadan ana konuma gitmesini ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sürücünüzün bunu destekliyor olması gerekiyor. TMC2209 gibi bir sürücü gerekiyor. Onun dışında buradan devam edelim. Şu yan kısımda görmüş olduğunuz pinler 24 volt çıkıştır. Sabit bir voltaj çıkıştır. Buraya fan bağlayabilirsiniz ya da 24 volta ihtiyacınız olan başka bir şey bağlayabilirsiniz. Hemen bu yanında reset tuşu var. Burada microSD kart girişi var. Hemen üst kısımda bulunan şuradaki pinler de microSD kartın uzatma kısmıdır. Fakat bunun bir limiti vardır. Buradaki çıkıştan 30 cm bir kabloya SD kart uzatması yapabilirsiniz. Hemen bu yanında USB Type-C girişi bulunmakta. Hemen bunun arka tarafındaki burada görmüş olduğunuz 4 pinde buradaki girişi uzatmak için kullanabilirsiniz. Ya da Raspberry bir karta bağlantı yapmak istiyorsanız USB'den direkt buradaki pinleri kullanarak burayı
bu kısmı meşgul etmeden direkt bağlantısında yapabilirsiniz. Bu kısımda en sonu var. Şuradan da bahsedecek olursam bunlar da RGB LED bağlantısıdır. 5 voltluk bir RGB LED bağlayacaksanız bu kısma bağlayabilirsiniz. Fakat bunun bir limiti var. Burası 5 volt 8 ampere kadar desteklemekte. Yani o da yaklaşık olarak 50 adet LED demektir. 50'nin üzerinde LED bağlayacaksanız ekstradan dışarıdan güçle beslemeniz gerekmekte. Aşağı kısımdan devam edecek olursak burada ekran bağlantı kısımları var. Bunlardan bir tanesi SD kartın bağlantısı oluyor aslında. Diğeri de LCD kısmının bağlantısıdır. Ben buradaki ekran olarak da şuradaki görmüş olduğunuz ekranı kullanmayı planlamıştım. Bu ekran BigTech 3'nin bir ekranı. FileSec'in de ekranı var. Aynı şekilde buradaki kısımlardan buraya bağlayabiliyoruz. Bu ekran dışında benim kullanmayı düşündüğüm başka bir tane daha ekran var. Aslında bu ekran MKS firmasının ürettiği bir ekran. Fakat bu ekranın bağlantısını buraya bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Doğrudan bu kartı desteklemiyor bu ekran. Fakat bir şekilde bu bağlanabilir diye düşünüyorum. Bunun bir ara bağlantı aparatı var. Onunla ekstradan şurada bir ekran bağlantı pinleri var. Bunu kullanarak o ekranı bağlamayı düşünüyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Büyük ihtimalle olacaktır. O ekranın dokunmatiği çok güzel çalışıyor. Benim de beğendiğim bir ekran. Aslında diğer kartlar için almıştım ama burada da kullanmayı bir deneyeceğim. Kullanabilirsem bu anakartta bitti. Onu kullanacağım. Buradan devam edecek olursak buradaki kısım ise ısı sensörlerimizin bağlantı yer yeri. Bu en başta görmüş olduğunuz kısma ısıtıcı zeminimizin termistörü bağlanıyor. Diğer görmüş olduğunuz 3 tane yeri ise nozülümüzden gelen ısıtıcı kafamızın termistörleri bağlanıyor. Buradan yukarıya devam edecek olursak bunlar en stop binleri, klasik binler her yazıcıdan bildiğimiz. Eğer bir yer touch sensöre bağlayacaksanız buradan 2 tane pini birleştirerek kullanmanız gerekiyor. Bir tanesinden bir yer touch'ın servosunu çalıştıracak 3 pini. Diğer kısma da 2 pinden bağlantısını yaparak kullanıyoruz. Tabi buradaki end stopları kullanacaksanız X ve Y'yi mesela buradan sensör ana konuma gitmesi için konan pinleri kaldırmanız gerekiyor. Buradan yukarı devam edecek olursa şuradaki kısım doğrudan Raspberry Pi bağlantı bölümüdür. Burada görmüş olduğunuz kablo bu kartla birlikte geliyor. Bu kabloyu şu şekilde buraya bağlıyoruz ve diğer ucunu da Raspberry Pi'nin ilgili bölümüne bağladığımızda başka herhangi bir şey kullanmadan doğrudan bağlantı sağlamış oluruz Raspberry'ye. Bunu da o şekilde kullanabiliriz. Bunun yanındaki kısım ise 5 volt ayarı. Bu kısımda pin bu şekilde bağlı olduğu zaman 5 volt DC konumunda besleme var direkt çalışıyor. Fakat yukarı tarafa taktığımız zaman buradan USB kabloya 5 voltu verdiğimiz zaman sistemi çalıştıracak şekilde ayarlamış oluyoruz. Eğer bu dediğim gibi şu aşağı tarafta olursa buradan USB taksanız da sistem çalışmayacaktır. Bu şekilde olsa sistem USB'den çalışır. Bu yan tarafa devam edecek olursa burası RGB LED bölümüdür. RGB LED bölümü buradaki 12 volt ya da 24 voltu ayarlanabiliyor. Buradaki jumper'ımızı sağa ya da sola takarak 12 volt ya da 24 voltluk ayarını yapabiliyoruz RGB LED'lerin için. Burada 2 sıralık RGB LED bağlayabiliyoruz. Ya da RGB LED bağlamak istemiyorsanız buraya kontrol edebilir fan bağlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz şu 2 pin ve şu 2 pine 2 adet kontrol edebilir fan ve şuradaki 2 tane pin ve buradaki 2 pine de diğer 2 kontrol edebilir fan bağlayabiliyoruz. Buradaki 2 tane pin artı voltaj çıkıştır. Hemen şu yukarı taraftaki iki tanesi de artı voltaj çıkıştır. Burada görmüş olduğunuz diğer pinler ise eksi voltajdır. Böylece RGB LED kullanmayacaksanız buraya da fan bağlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada görmüş olduğunuz şu 3 pinden de otomatik çalışan ya da kontrol edebilen fanlar takabiliyorsunuz. Bu kontrol edebilen fanların aynı zamanda voltajını da ayarlayabiliyorsunuz bu yazıcıda. Bu kartın arka tarafında hemen şurada gördüğünüz gibi 3 tane fanın 5 volt, 12 volt ya da 24 volt çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O da şu şekilde oluyor. Şu anda 12 volt ayarlı. Buradaki jumper'ı ben buradan çıkartır, hemen bu yan tarafa takarsam buradaki fanımı 5 voltta çalıştırıyor olurum. Eğer ki buradan çıkartır en sona takarsam o zaman da buradaki fanımızı 24 voltluk bir fan olarak çalıştırabiliyorum. Ya da buradaki gibi 12 voltluk bir fan gibi çalıştırabiliyorum. Bu ayarlanabilir olması gerçekten çok güzel bir özellik. Çünkü buradaki sistemi ve buradaki fanları ayrı ayrı kontrol edebilmek gerçekten çok güzel bir özellik. Ben bunu çok sevdim. Aynı şekilde buradaki kısım kontrol edebiliyor. Buradaki RGB LED'ler kontrol edebiliyor.
ediyor. Ya da şuradan end stopların voltajını da kontrol edebiliyorsunuz. Ya da buradan girişi çıkış 5 voltu kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten bunların bu şekilde voltajının kontrol edebilir olması çok güzel bir özellik olmuş bu kart için. Buradaki diğer şurada görmüş olduğunuz pinler ise sabit voltaj çıkışları. Hemen arka tarafından bakarsanız bir kısmının 12 volt, yani şu yukarı taraftaki 4 pinin 12 voltu, şuradaki 4 pinin de 24 voltluk sabit çıkışı fan bağlantı yer yeri olduğunu söyleyebilirim. Zaten kartın arka tarafına bakarsanız buradaki her bir pinin ne olduğunu yazmakta, ayrıca ayarlarının nasıl yapıldığını da göstermekte. Mesela şuradaki 2 pin 12 volt, buradaki 2 pin de 24 volt ayarlıyor şeklinde ayar yerlerini görebilirsiniz. Buradan devam edecek olursak şurada görmüş olduğunuz sigorta bölümleri var ve bu şekilde kartımızı da komple tamamlamış olduk. Üzerindeki bütün bağlantıları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi size ben bu kartı neden aldığımı, nasıl kullanacağımdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben bu kartı yeni bir yazıcıya başlıyorum, onun için aldım. Aslında pek çok arkadaş benden ekonomik yazıcı yapım projesi beklemekti ama bu projeye de başladım. O projeyi de yapıyorum. Önce dediğim gibi o ekonomik yazıcı yapımı gelecek. Arkasından bu kartı kullandığım yazıcının projesi gelecek. Bu yazıcı nasıl olacak biraz bahsedeyim. Yazıcı yine biraz büyük bir yazıcı olacak. 4 tane Z motoru olacak ve 3 tane de extruder motoru olacak. O yüzden burada görmüş olduğunuz sürücülerin hepsini dolduracağım ve hepsini kullanacağım. 3 adet nozil çıkışını kullanacağım. 3 adet nozilimiz olacak ama bunlardan bir tanesi burada görmüş olduğunuz Orbit Extruder'lı Direct Drive'lı bir sistem olacak. Diğer 2 tanesi ise Bowden sistemli uzaktan beslemeye sistem olacak. Ve nozil kafalarımız değişebilecek. Nozilimizin park konumunda duran 3 tane kafası olacak ve mıknatısı bir şekilde yazıcı kafası bir noktaya gidip bir kafayı alacak, bırakacak. Daha sonra diğerine gidip diğerini alacak şeklinde. 3 tane kafayı dönüşüm olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Güzel bir proje olacak. Büyük bir proje olacak. O yazıcıda da burada görmüş olduğunuz kartı kullanacağım. Ama dediğim gibi öncelikle ekonomik yazıcı yapımı gelecek. Pek çok arkadaş bana Instagram'dan ya da yorumlarda yazıyor. Yeni yazıcı projesi gelecek de gelmedi falan diye ama gerçekten bu işe çok fazla zaman alıyor. Bu yeni yazıcıyı tasarlamak, yapmak, kurmak, videosunu çekmek, düzenlemek gerçekten çok çok uzun işler. O yüzden bu videolar biraz gecikmeli geliyor ama bu gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bu kartı kullandığım yazıcıyı da, ekonomik yazıcıyı da, iki projeyi de yapıp kanalıma koyacağım inşallah. Onun dışında kanalda başka videolar da göreceksiniz. Ben bilgisayar toplama ile ilgili bazı videolar da çekiyorum. Aralarda onunla ilgili videolar da gelecek. Hatta aksiyon kameralarıyla ilgili videolarım da var. Şu anda çekmiyorum. Daha önceden çekmiştim. Bununla ilgili videolar da koymayı düşünüyorum. Onun dışında yaptığım başka projeler de var. 3 boyutlu yazıcılar dışında step motorlar ve sürücüleri kullanarak yapmış olduğum başka cihazlar var. Kanalda pek görmediğiniz ama birkaç tane projem var. Bunları da ilerleyen zamanlarda yayınlamayı planlıyorum. Ama daha çok 3 boyutlu yazıcılar üzerine kanalımız devam edecektir. Gelecek projeler bu şekilde. Ben gene lafı çok uzattım. Videomuz gene çok uzun oldu. Videomuzu burada keseyim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.